İntegral'in ikinci sezondan herkeslere selamlar efendim. Eğer belirsiz integrali birinci sezon kabul edersek, integral altıncı dersiyle birlikte belirli integralini atacağımız bu başlıkla birlikte bu sezon yani yeni bir sezon olabilir. Kısaca ikinci sezona hoş geldin güzel arkadaşım. ÖSYM e en çok soruyu belirli integralden sorduğunu da hatırlatalım. Tabi integralden soru sorarsa. Şimdi ne yapıyorsun? Hemen dokuzuncu föyü açıyorsun. Dokuzuncu föyü anlatacağım. Ardından onuncu föyü anlatacağım. Tabi sayfaları da söyleyelim. Sayfa 32, sayfa 33'ü açıyorsun. Sayfa 34, sayfa 35'i açıyorsun. Kafi. Bunları çöz kafi. Ama öncesinde bu videoyu bitirmemiz lazım. Bak belirli integrale başlıyoruz. Sen eğer belirsiz integraldeki kuralları falan hatırlıyorsan burası çerez niyetine. Kütür kütür gidecek. Bu sefer ciddiyim. Gönder. Gönder gelsin efendim. Ne demiştik? 6. dersine hoş geldin demiştik. O halde başlayalım. Yalnız ufacık bir kalem ayarı yapmam gerekiyor. Bizim kalemin yine kalibrasyonu kaçmış efendim ya. Yine kalemin kalibrasyonu kaçmış. Onu düzeltmeye çalışıyorum. Hemencik bakıyorum. Şöyle tamam düzeldi. Hazır mıyız? Tamam daha fazla oyalanmayalım hocam artık. Şimdi sen belirsiz integralde integral alma kurallarını herhalde hatırlıyorsundur. Tek farkı var şuralara sınırlar koyacağız arkadaşlarım. A kapalı B kapalı aralığında Fx'in türevi F'nin türevinde x olmak üzere. Bunun çok daha ayrıntılı ispatını fiziksel yorumunda, geometrik yorumunda anlatacağım tamam mı? Şimdi ki biraz afaki kalabilir. Hocam bu sınırlar ne anlama geliyor tam anlayamıyorum ben burayı diyebilirsin. Sadece işlem olarak öğrenmen yeterli. Biz bunun geometrik yorumuna geçtiğimizde integralde diyeceksin ki cuk oturdu. Bu sınırlar meğer o anlama geliyormuş diyeceksin. Ama önce burayı çok sağlam bir şekilde bitirmemiz lazım. Sıkı tutun kalkış başlıyor. Yani roket misali havalanıyoruz artık. Şimdi normalde bu sınırlar olmasa bu sınırlar olmasa sen ne dersin dersin ki hocam bu integralin tanımı ben bunu çatır çatır yapıyordum eskiden dersin fx artı c diye dışarı çıkar derdik ama şimdi bir derdimiz var artık bizim bir sınırımız var ne yapacağız artık bu sınırı yazmamız gerekiyor sınırımız da şu şekilde güzel arkadaşım sınırı yazarken şöyle yazacağız a'da başlıyor b de bitiyor. Tamam mıdır? Buraya kadar anladım mı? Anladım hocam. Peki bunun anlamı ne hocam? A'da başlıyor, B'de bitiyordun anlamı ne? Biz X gördüğümüz yere önce A yazacağız. Son, pardon, önce B yazacağız yukarıdaki değeri, sonra aşağıdaki değeri yazacağız. Bakın büyük küçük demiyorum. Önce yukarıdaki değeri, sonra aşağıdaki değeri yazıp aradaki farkı alacağız. Tabi bu alan anlamına geldiğini ben sana geometrik kısmını anlatırken anlayacaksın. Şimdilik sadece mantığını öğrenmen yeterli. Pardon işlemini öğrenmen yeterli. Mantığı orada. FB artı C. Oldu mu efendim? Oldu. Bak bunu yazdım paranteze aldım. Eksi dedim. X gördüğüm yere A yazıyorum. Paranteze alıyorum. Hop böyle bir değer geldi. C'nin integral sabit olduğunu hatırlatmama gerek yok galiba. Şimdi buradan FB artı C. Eksiyi dağıtarak geldiğimde eksi FA eksi C geldi. Hocam C'ler birbirini götürmüyor değil mi? Ah be bir, 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 anlatamadık mı acaba bunu? Arkadaş bunlar aynı integralin sonucu değil mi? O zaman bu C sabitleri aslında birbirinin aynı sayılar değil mi? Bu sefer birbirini götürür. Ne zaman götürür ne zaman götürmez onu anlatmaya çalıştık birçok soruda. Geriye ne kaldı? F B eksi F A. İntegralini alıyorsun x gördüğün yere b x gördüğün yere a yazıyorsun çıkarıyorsun İntegral sabiti artık sabit falan yok çünkü sınırlar belliyse o sabit her seferinde sadeleşiyor bizim onunla bir derdimiz yok artık bekle İki kural daha var. Bunları anlatayım misler gibi sorular çözeceğiz. Diyeceksin ki hiçbir sıkıntı yok hocam. A'dan B'ye sınırlarımız. K çarpı Fx dx. Ya bak burada biz normal integral alırken içeride bir K sabiti var ki dışarı atıyorduk. Hocam sınır var. Hiç fark etmez dışarı atıyorsun. A'dan B'ye Fx dx şeklinde yazar bırakırsın. Surlarda işimize yarayacağı için gösteriyorum. Şimdi yine benim sınırlarım var hocam. Ama arada toplama işlemi var. Artık sen tahmin edebiliyorsundur muhtemelen. AB sınırlarında fx dx'in önce integralini alırsın. Artı dersin yine AB sınırlarında CX dx'in integralini alır soruyu bitirirsin efendim. Bence hiç bence bak hiç, hiç, hiç vakit kaybetmeyelim. Gel çıtır çıtır sorularım var senin için. Gel bunları bir çözelim. Önce en temelden sonra yukarı doğru adım adım yükseleceğiz. 1-2 sınırında 3x de x. Şimdi bak bu soruları çözeceğim hocam. Belirli integral ne yapılıyor? Bir dakika. Hiç yokmuş gibi düşün. Bunlar olmasaydı sen ne yapardın? Derdin ki hocam ben bunun integralini alabiliyorum. Al gel o zaman. 3x kare bölü 2 diye dışarı çıkıyor. Bak senin derdin eğer bunu yazamıyorsan belirli integral falan değil. Sen integral kurallarını hatırlamıyorsun. Ardından sınırları şöyle çubukla yazıyoruz. 1'den 2'ye kadar görebilmek adına görüyorsan zaten gerek yok. Şimdi diyorum ki önce üstten başlayacağım. X gördüğüm yere 2 yazacağım. 2 yazdım 4 bölü 2. Eksi diyeceğim. X gördüğüm yere 1 yazacağım. 3 çarpı 1 bölü 2. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu belirli integral sence daha güzel değil mi? Sayılarla falan uğraşıyoruz en azından. X'ler X'ler gitti. Çıtır çıtır sayılar bulacağız. Cırt sana cırt sana. Burada ne kaldı? 2 kaldı. 2 kere 3 ne yaptı? 6 kaldı. Burada ne kaldı? 3 bölü 2 kaldı. 2 kere 6 12. 3'ü gitti 9. 9 bölü 2 mi hocam bunun cevabı? Aynen öyle. Sonunda sayı bulduk be. Sonunda sayı bulduk. Zaten belirli integralde hep sayı bulmamız gerekiyor. Mantıken sayıları yerine yazdığımızda değil mi? Peki gel. 1'den 4'e kök x dx. Aslında mantığı anladığını düşünüyorum. Hatta bu soru önce senin çözmen için yazılmış bir soru. Artık biliyorsun mevzuyu ne yapacağımızı. Diyorsun ki kök x'in ben integralini almalıyım. Kök x'in integralleri. Ya hatırlamayan arkadaşlar için biz her köklü sayıyı ne yaptık? Üstü sayı biçiminde yazdık. x üzeri 1 bölü 2 dx şeklinde yazdık. Onu da şöyle yazıyorduk. 1 bölü 2 artı 1 bölü 1 bölü 2 artı 1. Tek farkımız ne bu sefer? Sadece bir sınırımız var ekstradan. Peki ben işlemi düzenleyerek yazacağım buraya. Fakat biraz daha hızlı davranmak adına önce şunu çözdüm. Burası ne geldi? 3 bölü 2. Ters çevirdim yazdım. 2 bölü 3. x üzeri 3 bölü 2. Sınır ne hocam? Sınır 1'e 4. Sadece yerine yaz soru bitsin. Ama dikkatli yazıyorsun ve çıkarmayı unutmuyorsun. Neden çıkarıyor sorusunun asıl cevabı geometrik kısmında. Ben bir kez daha yenileyim. Evet şu an biraz ezbere yapıyor olabiliriz. Ama sebebi oraya geldiğinde... Tamam ya mantığını da anladım deyip oh gönlün kuş gibi rahat olacak. Şimdi x gördüğüm yere kaç yazmam lazımdı? 4 yazmam lazımdı. 4 dediğim sayı nedir? 2'nin karesidir değil mi? 2'nin karesi yazdım. Üstünde de bir değer var çünkü böyle yazmak daha mantıklı oldu. 2 bölü 3'ümü yazdım. X gördüğüm yere 1 yazınca burada bir şey değişmeyecektir. Sadece 2 bölü 3 kalacaktır. Şunlar birbirini bir götürsün hele. 2 üzeri 3 nedir? 8'dir hocam. 2 kere 8 nedir? 16'dır. 16 bölü 3 eksi 2 bölü 3 yazdığımda bana kalan cevap 14 bölü 3 olur. Bakıyorum şöyle ekranda gözüküyor bir problem yok. Çok güzel yazamadım ama idare etsen mantığını anla yeter. Devam. Gelsin 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 sıradaki soru. Hocam biraz uzun gibi. Hiç fark etmez. Belirli integral varsa işlemin sonucu bir sayı çıkacak. Bunu anlamaya başladın mı yavaş yavaş? Hadi inşallah anlamışsındır. Yapacağım ben sana numaram. Sen hazır ol. 2x kare artı. Hocam arada toplamalar falan var. Bunları parçalayıp dışarı çık. Kesinlikle öyle. Parçalayıp integrali alacağız. 2 x küp bölü 3 yazmaz mıyım ben bu arkadaşın integrali yerine? Artı 3 x kare bölü 2 yazmaz mıyım? Yazarım. Eksi 1 dışarı nasıl çıkacak? X diye çıkacak. Bak sınırı kalkıp en dışarı yazabilirsin. Tabi önce çubuğunu çekmen lazım. Yoksa olmaz. Şöyle çubuğumuzu çektik. Dedik ki sıfırdan 1'e kadar yani 1'den sıfırı çıkaracaksın. X yerine 1 koy. Ardından sıfır koy. Birbirinden çıkar. X yerine 1 koyuyorum efendim. 2 bölü 3. 1 yazınca zaten hiçbir şey değişmeyecek. Artı 3 bölü 2. Eksi 1 dedim. Bak 1 koyulmuş. Şu halini yazdım. Eksi dedim 0 koyacağım. Arkadaş sen buna 0 koyarsan sıfır 0 0 E alayı sıfır geldi hocam. Bunun yapacak bir şey yok mu? Yok. Onu orada bırakıyorsun. 2 yazdım. 3 yazdım. Bunun altı 1. Bunun altı da 6 yazdım. Şimdi devam edelim bakalım. 2 İk kere 2 4. 3 kere 3 9. Eksi 6 geldi. 2 kere 3'ten ne geldi? 6 geldi. Şöyle bir toparladım. Şurasına geldi hocam 13. 13'ten 6 çıkınca ne kalır? 6 7 yedi kalır. 7 yedi 6'dır dedim. Vurdum cevabı 7 bölü 6'ya. Hocam bu muymuş ya? Çok kolay. Kesinlikle çok kolay. Birkaç kural daha var onları anlatacağım. Bir tane tane farklı sorun var onları da çözeceğim. Vedalaşacağız ayrılacağız. Bu ders için sadece. 1'e 2. 3 çarpı. Yalnız bir öpücük emojisi de hak ettik yani aşağıda atarsın onu. 1'e 2. 3 çarpı fx dx 3. 1'e 2. F'nin türevinde x artı 3 çarpı da x kaçtır diyor bana. Şimdi bakıyorum ben buraya. Tamam bunu halledeceğiz. Ama öncesinde sanırım şunu kurcalamak lazım. Belirli integral olsa da içeride sabit bir sayı varsa ne yapılır? Dışarıya atılır. Ben diyorum ki gel bunu önce bir dışarıya atıralım. Çünkü karşıdaki sayı benim işime geliyor. Niye? 9 var. Ufakta bir sadeleştirme olacak burada. Bunlar birbirini götürdü. Burada 3 kaldı. Peki yazalım bakalım. 1, 2. Burada ne kaldı? Fx, dx eşittir 3. Çok ufak bir düzeltme yapıyorum güzel arkadaşım. Şurada bizim türevimiz eksik. Ben o türevi bir zahmet buraya ekleyeyim. Çünkü yoksa soruyu nasıl çözeceğiz değil mi? O türevi buraya ekledim. Bunun Türkçe karşılığı nedir diye şöyle bir baktım. Dedim ki ya arkadaş bunun anlamı F2 eksi F1 demektir. Hayda burayı anlamadın. Dur 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 dur. Bak şimdi bu arkadaş dışarı nasıl çıkacak? Hocam integralin tanımı. Fx diye dışarı çıkacak. Sınırı belli mi? Belli. 1'e 2. Cevap kaç çıkacak? 3. Hadi bir satır daha yazayım. Seni mi kıracağız be? X yerine 2 yazdım. Çıkarttım. X yerine 1 yazdım. Cevap dedim eşittir 3. Bence şimdi anladın. Az önce biraz hızlı gittim. Kabulümdür. Geldim buraya. Dedim ki ya bu arkadaşların daha iyi anlaması için acaba ben bunu parçalayıp yazsam şu şekilde 1'e 2 ardından tabi şurada dx'i var 3 dx'i mi yazsam kabul müyüz efendim Kabul. Peki burası aslında nedir? İntegral aldığımızda dışarı fx diye çıkar. Sınırlarımız 1'e 2. Artı burası integral alacağımızda 3x diye çıkar. Sınırlarımız 1'e 2. Peki bu arkadaşın değeri ne? x yerine 2 yazdım f2. x yerine 1 yazdım f1. Artı. Ya zaten o yan tarafta verilmiş 3. Beklesin acele etme. 3 yerine 2 yaz pardon x yerine 2 yazacağım. 3 çarpı 2 eksi 3 çarpı x yerine kaç yazacağım? 1 yazacağım. Bunu da parantezini kapattım. Böylelikle bu tarafı da çözdük. Bu taraf 3. Şimdi buna geldik. Şurası 6, şurası 3. A buradan da 3 geldi. Artı 3 de buradan. Doğru cevap 6'dır dedim. 6. sayfaya gönder gelsin dedim. Gel bakalım. Şimdi hep öyle kek sorular gelmeyecek. Hatırlarsan belirsiz integralin en zor noktalarından biri bizim için neydi? Değişken değiştirmeydi. O değişken değiştirme sorularını burada da kullanacağız. Peki değişken değiştirmede sınırlar etkileniyor mu hocam? Orada ne yapacağız dersen sonuna kadar bir izle bu soruyu. Bir sonraki soru zaten benzer bir soru olacak onu sana bırakacağım. Sen çözeceksin sonra ben devam edeceğim farklı tipte soruyla tamam mı? 2-3 sınırında 4x çarpı x kare eksi 1. Ne yapıyorduk bunu hatırlıyor musun? Bak hatırlamıyorsan bir problem var. Ya ödevini yapmadın ya atlamadan zıplamadan da izlememezdik yapmadan bir hatırladık bile. Ya da inşallah. Buna ne diyelim arkadaşım? Değişken değiştirme gereği. U diyelim. Sanki hiç belirli integral gibi düşünme. Belirsiz gibi düşün. Buna U dedim. Ne yapardık normalde? Derdik ki her tarafı diferansiyelini alalım. Diferansiyel alınca 2 tane x dx du'ya eşit çıktı. Kapattım bu aralıkları. Geçtim yan tarafa. Şimdi buraya 2 yazdım. Buraya 3 yazdım. Hocam değişken değiştirmeyi uygulayalım mı? Yalnız Elimizde 4x dx var hocam. Sen 2x buldun. E çarp her tarafı 2 ile. Çarparak geliyorum. 4x dx gördüğüm yere ne yazacağım? 2 tane du yazacağım. Mantığı da hatırlıyorsun. Bunları bilmemen elde değil zaten. Şu arkadaşın adı da u. U mu yazdım? Çarpı 2 du mu da buraya yazdım. Dışarı çıkarıyorum. 2 U'nun karesi bölü 2 art artı c mi? Ne yaptın? O sınırları olan da yoktu. Belirsiz integralde vardı. 2 ve 3'ümü de yapıştırdım. Artık çok kolay. Soru bitti sayılır. Bir kere 2'ler gitti. U gördüğüm yere. Uh -uh. U gördüğün yere değil. Çünkü biz U'ya ne demiştik? X kare eksi 1 demiştik. İşte değişken değiştirme sorularında çok kritik nokta burası. Yerine yazmazsan soru git. gitti. U bizim için neydi aslında? X kare eksi 1'in kendisiydi. Karesi dediği için böyle yazdım. Şimdi 1'e 3'ümü ekledim. Şimdi düzeltelim bakalım yerlerine yazalım. X gördüğümüz yere 3 yazdık. 9 eksi 1'in karesi. Araya eksi koyuyorduk hatırla. Çünkü alt sınır ve üst sınırlar var burada. Burada sınırımız 1 değil 2. 2 yazıyorum. 4 eksi 1'in karesi dedim. 9'dan 1 çıktı 8. 8 kere 8 64 eksi. 3'ün karesi 9. Efendime söyleyeyim burada ne kaldı? 55 kaldı. Vurdum cevabı 55'e. Tamam mıyız? Devam mıyız diye sana bir sordum. Devam. Hadi gelsin bakalım. Hani dedim ya az önceki mantıkla anlayabildiysen çözebildiysen bence bunu da şıkır şıkır çözmelisin. Ben olsam senin yerinde bir dur bakayım Mehmet hocam derim stop tuşuna basarım. Bir çözmeye denerim bitiririm gelirim sonra ne yapmış bu adam diye şöyle bir göz atarım. Hadi gel. Şimdi bir bir dakika bunu siyahla yazalım mı değişken değiştirmeler farklı renk olsun. 1 artı x üssü 5 eşittir u tamam mıdır? Harika bunu anlıyoruz artık. Hemen diferansiyelini aldım. İntegral falan almıyoruz. Ha. Türev de almıyoruz. Diferansiyel olmadı. Aldım. X üssü 4DX 5'i karşıya attım. DU bölü 5. Niye 5'i karşıya atıyorsun? Ya baksana bunun aynısını elde edeyim diye. Tamam mı? Şimdi aldım geldim. Sınırları ile birlikte yazdım. Eksi birden 1'e kadar. Şuraya U demiştik hatırla. Devamında ne yazacağım? DU bölü 5 yazacağım. U bölü 5 dışarı çıkar u kare bölü 10 diye dışarı çıkar. İstersen bunu anlatmayayım ayıp olur. u kare bölü 2 5 da, tamam. Tamam tamam. <laughs> eksi 1'e 1'i yazdım. X pardon. X mi? Hocam X'i yazmadık yerine aynı hesap yine. Onu unuttuğunda dediğim gibi soru gidiyor. 1 artı X üssü 5'in karesi bölü 10. 1'den pardon. Eksi 1'den 1'e kadar. Şimdi X gördüğüm yere 1 yazacağım. 1 yazdım. 1 1 daha. 2 2'nin karesi 4. 4 bölü 10. Eksi. Eksi 1 yazıyorum. Bunları kafadan yapmakta fayda var. 1 dedim. Eksi 1 dedim. 0 oldu. Hocam buradan 0 geliyor. O zaman hiç uğraştırma bizi. Cevap 4 bölü 10'dur dedim. Vurdum cevabı dedim ki sıradaki soruyu şimdi sana atacağım güzel arkadaşım. Hazırsan önce sen başlamalısın bence tamam mı? Ben sana birkaç yolda gösterebilirim ama kafana takıldıysa. Anlaştık. Hadi gel gönder. Gelsin diyorum o halde. Şimdi d bölü dx. 1'den 5'e kadar x küp eksi x kare artı x eksi 1 dx. Biraz farklı gelebilir. Sen bildiğin şekilde bir yapmaya çalışsana be güzel arkadaşım. Hani bir uğraş... Ya dur dur bir uğraş be. Hadi. Başladın mı? Baş, Başladıysan ben de başlıyorum bak. Hazırsan ben de başlıyorum. Hazırsan başlıyorum efendim. Te 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 ten te 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 ten Te 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 ten te 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 ten Şinanana yavrum Şina şinanay Şinanana yavrum hoba şinanay Şinanay ama Şinanay diyorum sana be güzel arkadaş. Ya ne oldu dersin hocam bu zevk bu eğlence nesine diyeceksin ama. Ey güzel arkadaşım. Bu soruya başladın mı? Bu soruyu çözmeye mi başladın sen? Yoksa direkt sıfır yazıp hadi geçelim mi dedin? Anlatmayacağım bu soruyu sana. Anlatmayacağım hayır. Sırrı bende kalsın. Yok dayanamadım. Sadece şunu yazıp geçeyim tamam mı? Fx yazayım. Bunun ne olduğunu biliyorsun değil mi? Bunun ne anlama geldiğini Fx'in türevini al. Peki bu bir sabit sayıysa güzel arkadaşım sabit sayıysa bunun cevabı ne çıkar sorarım sana türevini alıyorsun x'e göre bu evet sabit sayı. Peki şimdi sana şunu soruyorum geçtim 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 gelsin gelsin sıradaki. Ama hocam anlatmadınız eksik bıraktınız yorumlara in elbet sana anlatan vardır orada elbet ne demek istediğimi anlayan ya da şunu yazan şina nana yavrum şina şina nay yavrum o başina nay çok da güzel bir şarkı değil mi? Dile de dolandı mı çıkmıyor be. Belirli integralin tanım ve özellikleri iki diyeceğiz. Burada bir tane daha kural vereceğim. Aslında bu 10. föye geçmiş oluyoruz. Oradaki kuralları da verelim. Artık ondan da soru çözüp nokta koyacağız ama burada biraz daha sert sorular seni bekliyor olacak. Anlaştık mı? AB kapalı aralığından FX DX eğer sen sınırların kafana göre yerlerini değiştirirsen işaretini değiştirmiş olursun integralin. Burada bir anlaşalım mı? Anlaştık da neden diye soracaksın. Hocam yoksa geometrikten mi anlatacaksın ispatını sonra sonra mı diyeceksin? Hayır. Bunun ispatı burada gel. Ama geometrik kısımda daha güzel anlarsın ispatını ama işlemsel olarak da yapılıyor. AB kapalı aralığında biz integralini aldığımızda eğer bunun türevi varsa tabii ki integralini alabiliyoruz. Yazıyorduk ki BFB eksi F a yazıyorduk. Doğru mu? Direkt integralini aldım çıktım. Peki hocam sen buna eksi parantezine alsan senin elinde f a eksi f b gibi bir şey mi oluşur? Oluşur hocam. Peki eksi dışarıda kalsın. Şimdi biz ilk yazdığımız değeri yukarıya ikinci yazdığımız değeri nereye yazıyorduk? İntegralde aşağıya yazıyorduk. O zaman buraya ne yazmam gerekir? f x d x'in türevinde b alt sınırından üst sınır a'ya kadar. Anlaştık mı? Galiba anlaştık. Peki bir kural daha verelim hemen burada. A'dan başlayıp A'da biten Fx dx in integralinin cevabının sıfır olması seni şaşırtır mı? Önceki ile alakası yok. Yok yok. Bir önceki sayfayla alakası yok. Buranın cevabı fa eksi fa geldiği için sıfıra geliyor. O orada integralde türev mürev aldığım için cevap sıfır çıkmıştı. Kapış. Peki geldim önemli bir noktaya. Burada bir ek yapacağım. Sen de eğer kağıtları çıktı aldıysan bence yazmalısın. Öyle bir C değeri seçeceğim ki A ile B arasında olacak. A ile B arasında bir C değeri seçtim. Ey güzel arkadaşım sana A'dan B'ye kadar Fx Dx'in integralini soruyorsam. Ve sen o C değerinde bunu parçalamak istiyorsan parçalayabilirsin. A'dan C'ye kadar olan integrali bulurum. Yetmez. Ardından bıraktığım noktada nerede bıraktık C'de? C'den B'ye kadar olan integrali bulurum toplarım. Bunun yine ispatı maalesef geometrik yorumda. Geometrik yorum önce bu işlemleri anladıktan sonra çok daha kolay gelecek sana. O yüzden önce bunu anlatıyoruz. Anlaştık. Şimdi gel bakalım. Hocam bu integrali nasıl yapacağız? Burada integral alma kurallarını mı uygulayacağız? Artık öyle sazan gibi atlamıyoruz. Direkt sınırlara bakıyorsun. Sınırlar nerede başlıyor, nerede bitiyor? 3'te başlıyor, 3'te bitiyor. Yapıştır, sıfıra geç. Bitti. Hocam burada bir kıllık var. Evet var. Sınırlara bakıyorsun 1'e 2. Sınırlara bakıyorsun 2'ye 1. Bir kere takla attırmışlar hocam buna. E sen de attır o zaman düzelt. Sınırlar bir kere düzelsin. Bak 1'e 2'ye sınır seni zaten ırgalamaz değil mi? x kare sinüs x kare dx yazdım. Eksiye artıya çevirdim çünkü işaret değiştirecek bu arkadaş ters takla atınca. 1'e 2 cos kare x dx. Hatta böyle olunca çok daha güzel oldu. Arada toplama var. Aralarında ne var bunların arkadaşım? İntegral sınırları birbirinin aynısı. O zaman ben bu ifadeyi nasıl yazabilirim? Toplam şeklinde yazabilirim. Nasıl ki ilk föyde, 9. föyde ne yaptık? Ayırabilirsin dedik. Burada da birleştirebilirsin diyorum. Hatta soru böyle olunca inanılmaz kolay oluyor. Çünkü sin kare x artı kos kare x işin içine trigonometri girer, 1 bir çıkar. Biri yazdım. Dışarı nasıl çıkar? X diye çıkar. Sınırımız ne? 2'ye 1 ya da 1'e 2 fark etmez. X yerine 2 koydum. X yerine 1 koydum. Vurdum cevabı 1'e. 10. sayfa bitti. 17 sayfa gelsin sıradaki sayfa. Peki bak bakalım buna. Bu soru acaba hangi kuralla ilintili diye bir düşün. Eksi 2'de başlamışım. 1'e kadar götürüp seni bırakmışım. Sonra 3-1 arasını vermişim. Hmm, güzel soru. Ne istiyorum? Eksi 2-3 arasını istiyorum. Şimdi şuna bakıyorsun bir kere burada bir kıllık olduğunu anlıyorsun. Diyorsun ki ya gel hocam biz bunu bir düzeltelim seninle. Düzeltelim abi. Şuraya 1 yazalım. Şuraya 3 yazarım. Fx, dx yazarım ama önüne ne koymak zorundayım? Önüne eksi koymak zorundayım. Çünkü sınırların yeri değiştiğinde biliyorsun ki biz buradaki integralin işaretini değiştiriyoruz. Eksiyi de karşıya atalım. Attım karşıya. Cevap ne geldi? Eksi 4 geldi. Şimdi sen benden Eksi -2'den 3'e kadar olan ifadenin integralini almamı istiyorsun. Diyorum ki evet eksi -2'den 3'e kadar gitmek istiyorum ama sen bana hocam 1'e kadar olanı verdin. O zaman önce 1'e kadar olanı yaz. Yazdım. Artı da araya. 1'de nerede bıraktım ben seni? 1 ile 3 arasında bıraktım. Doğru mu? 1'den 3'e kadar olanı yaz. Tam da senin istediğin sınırları vermiş olduk. Bak eksi -2'de başladık, nerede bıraktık? 3'te bıraktık. Bence çok rahat bir şekilde bir mantığını anladım burada. Güzel. Bunun ifadesinin cevabı belli mi? 5 hocam belli. Yazdım geçtim. Başka ne belli mi hocam? Şu belli eksi dört belli yazdık. Beşten dört çıktı cevap ne kaldı hocam? Bir kaldı. Vur cevabı bire. Hocam çok kolay bunlar. Hani zor sorularda geliyor. Acele etme gelecek. Peki gel buna bakalım. Şimdi o kuralları sana şöyle bir pratikte bir hızlandırayım, iyice bir öğreteyim ondan sonra. Kuralları gördün. Ne yapıyorduk? Sınırlar yer değiştirebiliyordu. Zaten soru bariz bir şekilde ben öyle bir sorayım diyor. Bağırıyor. Hadi gel yapalım o zaman. Hocam 2'ye 5 olan mantıklıdır. Mantıklı olanı bırakıyorum. 4x-1dx'imi yazdım. Eksi dedim. Dedim ki bunun sınırlarının yerleri değişirse şöyle bir fonksiyon oluşacaktır. 4xdx. Peki yetmez. Ben bu eksiyi şuradan içeriye dağıtayım ki şunun aynısı gelsin. Ki benim işlerim kolaylaşsın. 2'ye 5'i yazdım abi. İçeriye dağıtacağım. Bir dakika. Önce birinci integralimi yazayım. Tamamdır. Yazdım. Eksiği artık artı yapıyorum. 2'ye 5'imi yazıyorum. İçeriye dağıtıyorum o ifadeyi. Ne oldu? 4x eksi 1 dx geldi. Artık çok kolay. Diyorum ki bunların sınırları aynıysa ben bu arkadaşları toplayarak yazarım. 2'ye 5'imi yazarım. 4 4 daha 8 x eksi 1 eksi 1 daha ne yaptı eksi 2 dx yaptı soru bitti artık integral alacağım sonra sınırları yazacağım ki belirli integral ne ki ya 8'i yazdım x kare bölü 2 mi yazdım devam ettim 2x mi yazdım. Bunu kapattım güzelce dedim ki sınırlarım 2'ye 5 bu hocam. 2'ye 5'i kullanacağız. Ama ufak bir sadeleştirme var burada. Bu arkadaş böyle kalır. 4x kare 4 çarpı 5 koyarsam yerine 25 yapar. Eksi 2 kere 5'ten ne yaptı? 10 yaptı. Bu daha birinci yazdığım ifade. Eksi dedim yoluma devam ettim. Dikkat et burada sayılar biraz kritik olabiliyor. Görmemezliğe geldiğinden gitti soru. 2'nin karesi 4. 4 kere 4 ne yaptı? 16 yaptı. Eksi 2 kere 2'den ne yaptı? 4 yaptı. Şimdi değerleri bir yerlerine yazmaya çalışalım. Buradan ne gelir? 100. 100'den 10 çıktı. 90 geldi. Eksi. Şuradan ne kaldı? 12 kaldı hocam. 12'yi de buraya yazdık. Cevap ne çıktı? Cevap 78'dir dedim. Vurdum cevabı 78'e. Şimdi gelsin sert sorular dedim işte. Şimdi bir tane grafik bir soru atalım. Hatta ödev bıraktığımız yerden. ÖSYM de böylesini seviyor işte. Sana o kuralları direkt hadi gel bu arkadaş kuralları biliyor mu bilmiyor mu deneyelim demez. Atar önüne grafiği, atar altına integrali der ki çözebiliyor mu? Kuralla grafiği bağlayabiliyor mu? E, bağlayacağız yeri geldiğinde. Buna göre integralinin işaret e, cevabı aşağıdakilerden hangisidir diye sordu. Baktım şimdi. Ya dedim ki ben bu integrali alırım hocam. Gel alalım o zaman. Şimdi burada bir değişken değiştirme var. Fark ettim mi? Ben buradaki x kareye ne demem gerekiyor? U demem gerekiyor. Dışarı çıkarabilmem için önce her tarafın diferansiyelini aldım. 2x değil. Aa süper tam da benim istediğim gibi geldi dedim. Kapattım şunları. Eşitlerimi bastım. İntegralimi yazıyorum. 0'a eksi 2. Hocam bir takla attırmasa mıydık? Bence kalsın sana zararı var mı? Bana yok. Ya illa attırmak istiyorsan attır ama ben, ben olduğu gibi bırakmak istedim. Tamam burada? F U mu yazdım mı hocam? Yazdım çünkü F'nin türevinde U mu yazdım mı yazdım. 2x dx gördüğüm yerine yazacağım. D U yazacağım. Bununla yazdım. Artık diyorum ki şurası bir kere integral tanımından geliyor. Orası nedir? F U diye dışarı çıkar. Sınırlarım ne? 0 eksi 2. Direkt yazayım hocam. Patlar soru patlar yazık edersin. Hatta grafik öyle bir çizilmiş ki senin patlamanı istiyor. Niye? F eksi 2'yi bul. F 0'ı bul. Gitti soru. Biz U'ya bir şey demiştik x kare demiştik. Aslında burada şöyle bir ifade var. f x kare sıfıra eksi 2 arasında. Peki ben eksi 2'yi yerine yazdığımda içerisi ne olacak? f 4 olacak. Eksi dedim. x'i gördüğüm yere 0 yazdım. Ne geldi? f 0'ı geldi. Artık biliyorum f 4'ten f 0'ı çıkaracağım. f 4 beni 7'ye götürüyor. F0 beni kaça götürüyor? 4'e götürüyor. 7'den 4 çıktı diyorum. 3 bakıyorum seçeneklere. Vuramadım. Vur ilk defa kaçırdık. İlk defa vuramadık cevaplara. Vurdum cevabı Edirne'ye diyorum. Gönder sıradaki gelsin. Peki bu biraz daha karışık soru. Biraz daha uğraştırmak istedim seni. Hatta U'lar mu'lar koydum. X'ler koydum. İyice kafa çorba olsun. Ne istiyor abi bu soru bizden? GX'i vermiş integralli bir şey. g 1i istiyor. Doğru mudur? dur Belli ki benim bu integralin içerisinden bir kere sıyrılmam lazım. Ne yapıp yapıp cevabı bulmam lazım benim burada. Bakıyorum şimdi ne yapabilirim. Ya integralini alalım hocam ama sanki bir değişken değiştirimi istiyor. Mesela bak buradan başlayalım. Ben f u eksi 1 dediğim yere normalde u diyorduk ama başka harf vermem lazım. Atıyorum mesela a dedim abi tamam mı? Her tarafın diferansiyelini alıyorum. Diferansiyelini aldım bak burada f'nin türevinde 1 kaldı. Eksi 1'in türevi 0 yazma onu. Burası du oldu mu oldu. A yerine ne yazacağım artık? DA yazacağım. Kapattım bu parantezi. Neden mi? Bak benim aradığım ifade zaten bizzat harfiyen orada var. Şimdi gel. Sınırları sakın unutma. X'e X artı 2. Sağlam soru demiştim sana. Şu gördüğüm ifade yerine ben A yazabilirim. Çarpı. Şu gördüğüm ifade yerine DA yazabilirim. Derim ki çok kolay hocam. Bu integrali alırız biz. Aldık hatta ne geldi? A kare bölü 2 geldi. Ama sınırları var. X'e x artı 2. x'i nereye yazacağız hocam? Dur acele etme. Hemen yazmayacağız. Çünkü biz değişken değiştirme yapmıştık. Benim a dediğim ifade f u eksi 1. O zaman önce onu yazacağız. f u eksi 1. Aha da bak bunun karesinden bahsediyorum. Bölü 2 diyorum. Bir de altına geçiyorum. x ise x artı 2 aralığındadır diyorum. Allah'ım bitmiyor soru. Geldim buraya. Buraya ne yazdım? Gx yazdım. Ama daha bitmedi. Bak biz gx fonksiyonunu istiyoruz. Elimizde daha bir x'li bir fonksiyon yok. Ne yapacağız? Sınırları da yapıştıracağız yerine. Gel yapıştıralım bakalım. Gx fonksiyonu eşittir dedim. U gördüğüm yere x yazdım. Daha doğrusu x yazmadım sadece. Önce x artı 2 yazdım. Eksi 1 karesi bölü 2 mi yazdım? Yetti mi? Yetmez hocam yetmez. Ne soruymuş abi ya. Eksi dedim. Bak önce bu sınırı yazdım. Şimdi alttaki sınırı yazıyorum. Takip et beni. Kaçırma soruyu. Fx yazdım. Eksi 1 yazdım. Karesi yazdım. Bölü 2 dedim. Aman Allah'ım. Sonunda g bulduk. Biliyorum beyinler biraz zonkladı ama bu sorular böyle. Biz g1'i istiyoruz. X gördüğüm yere 1 yazacağım. Yazalım bakalım. Elbet bizi cevaba götürür. X yerine 1 yazdım. F3 eksi 1'in karesi bölü 2. X gördüğüm yere 1 yazdım. F1 eksi 1 bölü 2'nin ama tepedekinin karesi var sadece. Galiba bitti soru. Çünkü biliyorum ki bunun cevabı verilmiş bana. F3'ün cevabı 9 verilmiş. 9'dan 1 çıktı 8. 8'in karesi ne yaptı? 64 bölü 2 yaptı. Bir dakika yeşil başladım yeşil götüreceğim onda. 64 bölü 2 yaptı. Eksi dedim. Hocam F1 ne dedin, dedin sen? 3 dediydin. 3'ten 1 çıktı ne kaldı? 2. 2'nin karesini aldım ne yaptı? 4. Burası ne yaptı? 4 bölü 2 yaptı. Bitirme zamanı geliyor. Böldük 32 geldi. Böldük 2 geldi. 32'den 2 çıktı. 30 kaldı. Vurdum cevabı 30 ama efsane bir soruydu. Yani günün efso sorularından biridir arkadaşlar bu. Evet şekilli sorular da güzel ama gerçekten efsane bir soruydu. Çözümüyle olsun kendiyle. Kaç kimler anladı bunu? Kimler anladı bunu? Bana bir yaz be ya. Bana bir yaz. Peki ben bir tane daha yorum istiyorum senden. Grafikli bir yorum. Bu da işlemsel olarak belki biraz yorulabilir ama yapar mıyız ne dersin? Bak bakalım bu ne? Fx fonksiyonu. Nasıl bir fonksiyon? Doğrusal bir fonksiyon. Daha integrale girmeden, integral istiyor özünde. A'yı istiyor benden. Ben şunu yazabilir miyim? Ben bu fx fonksiyonunun denklemini yazarım hocam. Doğrusal fonksiyonunu hatırlasana. Eksenleri kestiği noktalarla ilgili ne yazabiliyordun? x bölü a artı y bölü 4 eşittir 1 yazıyorduk. Bizim fx dediğimiz şey aslında y'ye eşit. Unutma ben y'yi yalnız bırakacağım. O zaman şöyle yapalım. y bölü 4 eşittir. 1 eksi x bölü a at 4'ü karşıya y eşittir 4 çarpı 1 eksi x bölü a yazsam anlar mısın? Bence anladın. Aslında bu kim biliyor musun? Bu fx'in ta kendisi. Ama ben önce bir integral alayım geleyim. Hadi integralle başlayalım. Eksi 2'ye 3. Bir dakika integral alayım geleyim dedim ki almam lazım. Çünkü direkt integralin tanımı var hocam burada. Tanım biliriz işler çok kolay olur. Yalnız dalma bende kal. Sonlara geldik diye şöyle bir yomulmalar falan gözlerde kaymalar. Kendini toparlıyorsun bendesin efendim. Fx'imi yazıyorum. Ne yapıyorum? Sınırları çekiyorum. Eksi 2'ye 3. Cevap beni nereye götürecek? Eksi 20'ye. Yazmaya devam ediyorum. Hocam üst sınırı yazdım f3. Eksi dedim f eksi 2 yazdım. O da eşittir dedim. Eksi 20. Bana f3 eksi f eksi 2 lazım. Nasıl bulurum? X gördüğüm yere o değerleri yazarak. Çünkü bak biz Fx'i bulduk artık. X gördüğüm yere 3 yazacağım. 4 eksi 1 bölü 3 pardon 1 eksi ben nasıl okuyorum bunu ya? Vallahi enteresan okudum ha. Ama güzel oldu. Neyse şimdi yaptık. Eksi 4 çarpı eksi 2 yazıyorum yerine. F artı 2 bölü A yazdım. Eşittir dedim cevap eksi 20. Her tarafı 4'e böleceğim çünkü gidiyor bak 4'e böldüm eksi 5. Dörde böldüm gitti dörde böldüm gitti. Artık eksiği dağıtacağım. Ya bildiğin 4 işlem hocam bu dersem ayıp ederim değil mi ya? Tamam sadece 4 işlem dersem ayıp ederim. Baya işlem var ama biraz da uğraşsak da yapacağız herhalde. Karşı tarafta ne var? Eksi beş var. Bir kere bunlar yedi mi birbirini yedi. Şu ikisini toplayacağım. Tepede toplayayım. Eksi 5 bölü A'nın cevabı kaça eşit? Eksi 5'e eşit. Eksiler birbirini götürdü mü götürdü. Beşler birbirini götürdü mü götürdü. A yerine ne kaldı? Sadece yalnız tek başına bir kaldı. Bir için miydi diyeceksin? E bir için. Kolay değil. Yaptık mı? Son soru için. Gönder. Gelsin hocam diyorum. Efsane bir soru daha. Günün ikinci efsa sorusu arkadaşlar. Yani bak bu da var ya ödev bıraktığım yerde yok bu soru. Biraz da ileride karma testlerden buldum. Bizim konuyla alakalı olduğu için. Bence çok tatlı bir soru. Bunu kesinlikle yani bırakmalıyım kendin çözmelisin. Tam bir ÖSYM AYT sorusudur bu. Niye? İçinde polinom var. İçinde integral var. Daha ne olsun? İkisini de koyduk buraya. Px polinomunun sıfırları a ve b olmak üzere. Bir kere sen bunun sıfırları deyince bir polinomda ne anlıyorsun? Bunu yazamıyorsan, bebek adımları polinomlarda üstüne basa basa söylemiştik. Bitti soru. Pa polinomun sıfırı ise pa'nın cevabı sıfır. Pb polinomun sıfırı ise cevap sıfır. Bunu yazmalısın bana. Bıdı 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 bıdı. Eyvallah ben bıdı 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 bunu istiyorum ben. Tamam. Şimdi gel <laughs> bıdı bıdı ile de soru çözüyoruz yalnız. Ha? Bunun integralini alalım mı? Diyorum ki hocam arada toplama var. Ben bunları parça parça integral alırım. 2 dışarı integrali alınca nasıl çıkar? 2x diye çıkar. Artı yazdım hocam. P'nin türevinde yazmışsın. O zaman P diye dışarı çıkar. X artı 1. Kabul müyüz? Kabul tabii ki. Ne yapacaksın? Kabul etmeyip ne yapacaksın? Sınırlar belli mi? Sınırlar belli. B eksi 1 ile e, tabii şu parantez yapmasak ortalık karışabiliyor. A eksi 1 arasındaydı. Cevap da 16'ya eşitti. Şimdi sadece şu değerleri yerine yazmak kaldı benim için. Bir yerine yazalım bakın. Bayağı da uğraşacağız. 2 çarpı B eksi 1. Bak daha B'yi yazıyorum bitmedi. B eksi 1'i yerine yazınca burada B kaldı. Eksi dedim şimdi alt sınırı yazacağım. Yani sığamayacağım buraya. Birazcık sola çekmeliyim galiba. Çektim sola. Açtım parantez A eksi 1 yazacağım. 2 çarpı A eksi 1 yazdım. Ve P'de X gördüğüm yere A-1 yazıyorum. Bak bunlar birbirine götürüyor. P, A kalıyor orada. Sonra nasıl geldi diye merak eden arkadaşlar oluyor. Onlar için de göstermiş olayım. Şimdi diyorum ki alayını dağıtarak geliyorum. Hatta hatta şunu eksisiyle birlikte dağıtarak geliyorum. 2 tane B. Eksi 2. Artı P, B. Yazdım. Eksi 2 A. Eksi eksi çarptık. Artı 2. Eksi P, A. Eşittir cevap 16. Oh be. Bayağı ilerledik. Bir kere bunlar 7 mi birbirini yedi. PB sıfırdı. PA sıfırdı. Bunlar da 7 mi yedi. Al iki parantezine. B eksi A'nın cevabını ne olur bana söyle. B eksi A çarpı 2 16 ise B eksi A'nın cevabı eşittir 8. Boşuna demedim sana soru diye. Burayı hallettikten sonra şimdi bu dayı bizden ne istiyordu ya geldik. Bu da integral ve bu dışarı çıkabiliyor. Nasıl çıkar? Px diye çıkar. Eksi bir dışarı nasıl çıkar? integralden? x diye çıkar. O zaman paranteze alır. Sınırları yazarım. A, B sınırını. Artık bu soruyu bu şekilde çözmeye çalışırım. Önce B yazacağım yerine. pb B, eksi B. Araya eksi koyuyorum. Açıyorum parantez. Alt sınırı yazacağım. Bazı arkadaşlar bu işlem yoğunluğu içerisinde eminim kayboluyorlardır. Ama pür dikkat kaldığın sürece bu iş olacak. Yani zor dersen çok ayıp edersin. Bir kere P, A, P, B. Sıfır gitti. Şuradan ne geldi? Eksi B'ye geldi. Şuradan ne geldi? Eksi eksi artı A geldi. Sorarım sana B eksi A, eksi B artı A. Ters işaretlisi eksi 8 değil midir? Eksi 8'dir. Vurdum cevabı. Ama şuradan bir akıntı oldu. Yani beynimiz aktı mı? Yoksa gerçekten hallettik hocam o kadar da değil mi? Vallahi merak ettim. Yoruma yazsana. Son soru ne oldu? Yoksa şina nana yavrum şina şina nay şina nana yavrum oba başına nay şina nana yav ödedim bunlar şina şina nay şina nana yavrum hatta şarkıyı çala çala bitirelim ya hadi bakalım şina nana yavrum şina şina nay şina nana yavrum oba başına nay integral 7'de görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın hoş kalın hoşça kalın